Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar. Bu videoda yulaf ezmesinin farklı yönlerini ve bilmediğiniz yönlerini size aktarmaya çalışacağım. Çok sayıda yayında yulaf ezmesinin faydalarını görebilirsiniz. Bağırsaklara iyi geliyor, doygunluk yapıyor, şekeri ve kolesterolü düşürüyor. Benim ilgilendiğim alan özellikle bu şeker ve kolesterol. Onun için detaylı bir takım incelemeler yaptığım zaman ilginç bazı noktalar tespit ettim. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Yulaf denilince kaynaklarda görüyorsunuz içinde bir beta-glukan maddesi var ve hatta yapılan çalışmalarda günlük önerilen doz bu beta-glukana göre yapılmış. Yani deniliyor ki kardeşim günde 3 gram beta-glukan yemen gerekiyor. Peki bu beta-glukanın etkisi nedir? Onu biliyor muyuz? Hayır, bilmiyoruz. İşte öğreneceğimiz ilk şey bu. Oldukça ilginç bir etkisi var. Bunu başka yerlerde anlatıldığını düşünmüyorum. En azından benim gördüklerimde yoktu. Beta-glukan bağırsakların iç çeperinde bir tabaka oluşturuyor ve kolesterol emildikten sonra safra asitlerine çevriliyor ve atılıyor. Harika. Aldığınız kolesterolü geri atıyorsunuz. Yalnız bu beta-glukan konusunda meraklı olduğum için detaylara inince farklı şeyler görmeye başladım. Örneğin ne kadar yiyelim diye araştırdığım zaman yapılan çalışmalarda oat, yulaf, oatmeal, yulaf ezmesi, barley oatmeal kullanmışlar. Barley ne demek? Arpa. Bir dakika, birisi arpa mı dedi? Yoksa yulaf ezmesinden sonra arpa mı yemeye başlayacağız? Merak etmeyin, bu karışık tüm dünyada geçerli. Hatta yurt dışındaki beslenme forumlarında da bunların hepsi anlatılıyor. Beta-glukan yulafta %5, arpada %11 oranında var. Arpa daha zengin. O yüzden çalışmalarda arpa ezmesi kullanmışlar. Peki bizim kullandığımız, o raflarda çok satılan yulaf ezmesi ki ben de tüketirim. Onun içinde beta-glukanla ilgili bir bilgi var mı? Hayır, yok. Üstüne üstelik bir başka detay daha. Beta-glukanın molekül ağırlığı değişiyor. Böylelikle etkisi de değişiyor. Ama gelin isterseniz biz içeriğine bakalım. Acaba içeriğinde var mı bir şey? Bakarsanız proteinler, karbonhidratlar hepsi detaylı bir şekilde yazılmış. Ama ürünlerde beta-glukan oranı hakkında herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla bizim dozumuzu belirlememiz için elimizde yeterli bir veri söz konusu değil. Çünkü çalışmaların hepsi genellikle arpaya göre yapılmış. Arpa mı dedik, hocamızı da anmadan geçmeyelim. Araya bu arkadaş gelebilir, şimdi yulaf ve arpa mı yemeye başladınız diye dalga geçebilir. Onu hemen kenara alalım. Tam tahıllar olmak üzere ben tahılların yararlı olduğunu düşünüyorum. Tüm tahıllar yararlıdır. Özellikle şeker ve damar tıkanıklığı olanlar, kolesterolü yüksek olanlar için uygun bir gıdadır. Peki öğreneceğimiz son şeye geldik. Bunu ne kadar tüketmeliyiz? Yani yararlı olabilmesi için günlük tüketim ne kadar olmalı? Biraz fazla olacak çünkü hatırlıyorsunuz yulaftaki beta-glukan oranı bilmiyoruz ama düşük, hatta bizde daha düşük olabilir. Dolayısıyla yediğimiz miktarı hesapladığımız zaman, daha doğrusu yememiz gereken miktarı hesapladığımız zaman 150 gram çıkıyor. Eyvah, 150 gram 500 kalori demek. Dolayısıyla bunu dengelememiz lazım. Evet, benden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın efendim. Sabırlarınız için teşekkürler.